Korkacaklardır. Şimdi biliyorsunuz hani ben bu konuyu hani biz şu an doğal ve natural bir şey yani konuşmalar yapıyoruz. Kesinlikle bir önceden ayrılan yoktur. Yok, biz ne? Gayet ve net bir şekilde şimdiki duyguları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bundan bir iki hafta öncesine kadar bizim milletvekillerimiz, bakanlarımızla Hollanda'da bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Yani bu konuyla ilgili bize bir ne söylemek istersiniz? Şimdi onun boyutu iki taraflı. Hem Türkiye boyutu var hem Hollanda boyutu var. Niye? Hollanda'da da bir seçimler var, Türkiye'de de bir seçimler var. Şimdi Türkiye'deki seçimler referandumun evet çıkmaz onların işine gelmiyor. Bu bir, Türkiye boyutu. İkincisi kendi ülkelerinde bunu propaganda olarak kullandılar. Kullandı, başardı mı? Başardı mevcut hükümet. Yani ne kadar da biraz oy da düşmüş olsa da başardı mı? Başardı. Nihayetinde hükümet elinde hala hükümetin başında. Yani Hollanda'nın, Almanya'nın, ne bileyim İsviçre'nin yaptıkları etik mi? Değil. Acayip mi? Değil. Yani kendi ülke çıkarlarını düşünüp hareket ediyorlar. Ha bu siyaset mi? Siyaset de değil. Yani onun için yani bir politika yani ne bileyim bir politika zaman aslında şey bunlar ne diyeyim ya acizliğin getirdiği şeyler. Yani hiç politika yürütemeyen adam bunlara başvuruyorsa artık bunların aciz duruma düştü. Yani bu Avrupa Birliği dağılacak zaten. İnşallah, inşallah. Yani dağladı ya. Yani Avrupa Birliği'nin dağılması bizi bir şey ifade etmiyor. Bizim İslam Birliği'ni kurmamız lazım. Biz kendi birliğimizi kuralım. Bugün İslam Birliği'nde hiçbir yerde bir birliğimiz yok doğru düzgün. Yani bugün ne askeri olarak bir birliğimiz var, ne bir eğitim olarak bir birliğimiz var, ne bir devlet, kurum, ne bileyim bir şey olarak bir birliğimiz yok. Biz bu birlikleri kurmamız lazım. Bugün ne bileyim bir İslam coğrafyasında herhangi bir şey oluyorsa hep beraber ayağa kalkacak duruma gelmeliyiz. Yani bu olmadan zaten yani bizim de çok güçlenmemiz bir şey ifade etmeyecek. Yani bunun da olması lazım. Bir şey söyleyeyim, bugün ülkede Allah razı olsun Devlet Bahçeli'den. Evet, Allah razı olsun. AKP bugün ne yaparsa yapsın, eğer Devlet Bahçeli de yanında durmasaydı yaptığı hiçbir şeylerde etkili olamayacak. Evet. Çünkü destekleyen muhalefet şarttı. Evet. Kesinlikle şarttı yani. Yani düşün yani bugün Fethullahçıları, CHP'si, oradan sonra Doğu Perinçek'i, ne bileyim diğer ufak partiler, Saadet'i, şunu bunu. Bunların hepsi bugün karşı çıkıyor. Devlet Bahçeli'de karşı çıksaydı ne olacaktı? Yani hikaye olacaktı bu referandum. Bu sistem değişikliği de hikaye olacaktı. Evet. Yani yarın bir gün Allah gecinden versin, Allah uzun ömürler versin. Allah yine de benim ömrümden alsın, adamın ömrüne versin. Ama niye? Masumun, mazlumun, garip kurabanın yanında durduğu sürece, onlara umut olduğu sürece Allah benim ömrümden alsın, onun ömrüne versin. Amin. Evet. Onun için diyeceğim şu, Devlet Bahçeli'nin bugün önemli, çok büyük. Allah razı olsun. Evet, yani biz de gerçekten çok seviyoruz. Hani yapmış olduğu yanlışlar vardı. Düzeltti ve döndü. Siyaset. Siyaset mi dedi? Şimdi yanlış olarak düşünme. Şimdi siyasiler zaman zaman, Erdoğan da zaman zaman böyle söylüyor, zaman zaman böyle söylüyor. Veya Kılıçdaroğlu, ben bunları çok görmüyorum. Bunlar normal, iç siyasette normal. Yani Bahçeli'nin söylemeden nihayetinde kendisi ayrı bir siyasi parti. Veya öbürü ayrı bir siyasi parti. Ama Devlet Bahçeli'nin faktörü şu, devletin yanında durması. Dış politikaya karşı devletin yanında durması. Bugün tamamen kendini feda etmiş durumda. Ha, oy mu kaybedecek, oy kazanacak. Kazanır tabii, evet kazanacaktır. Yani bizim gönlümüzü fethetti mi etti. Evet. Şimdi bizim gene ana muhalefetimiz var. Şimdi o insanın yani bizi kalkıp da Avrupa Birliği şikayetliyor, Amerika şikayetliyor. Şimdi bunlar bizi etkiler mi? Etkilemez ama onu etkiler. Yani bizi de etkiliyor yani ülke olarak yani üstümüze bugün şöyle söyleyeyim de sana Avrupa'nın yapmalarındaki etken bunlar zaten. Yani eğer İçeriden bir yüz bulmasa hiçbir şey yapamazlar. İşte onu diyor ya, aslında onu iş yapıyorlar şu anda. Onu yansıtıyor yani. Tabii ki onun yansımaları. Yani bugün bir takım gazeteciler, bir takım
cemaat adında terör örgütü şu bu. Bunların çalışmaları onların ellerini güçlendiriyor. Ya şimdi ben bakıyorum benim bu Kemal Kılıçdaroğlu bununla bir ara biliyorsunuz yani çok derin işler yapmaya başladı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmaması için ellerinden geleni yaptılar. Ve şu an başkan olmaması için elinden geri yapacak şunlar. Yani bunlar neyin nesidir yani? Bunlar milletin itibarı görmedi. İnsanlar zaten yani ana muhalefet partisi değil. Yani, konu Erdoğan olay değil yani bu başkanlık sistemi Erdoğan meselesi değil. Erdoğan bugün başkan olmasa da yarın Cumhurbaşkanlık dönemi bitti zaman AKP'nin başına geçer. İstediği kadar bu ülkede başbakan olur. Bundan emin ola. Yani şimdi başkanlık sisteminde 5-10 yıl başkan olacak. Hadi öbür türlü düşün. İstediği kadar bu partinin başında kalır. Milletten de oy alır çünkü onunla siyaset yapacak adam yok ya. Evet, dünyada yok. Bak ülkede dünyada yok. Son bir şey söylemek isterim. Son diyeceğim. Yani gerçi görüyorum sizleri de elinizden geldiği kadar insanlara anlatın. Yani anlatmak zorunda olan kişiler bizleriz. İnsanları ikna etmek zorunda olan insanlar bizleriz. Biz devletimizin bekası için, milletimizin, ülkemizin milli menfaatleri için bu başkanlık sistemini istiyoruz. Elimizden geldiği kadar her birey olarak çalışalım. İleriye götürelim. Bu Türk İslam davası, ben Türk İslam davası diyorum. Başkası başka bir şey söyler. Yani herkesin şeyleri, hepimizin istediği aslında aynı şeyler. Ben adına başka bir şey koymuşum, o başka bir şey söylüyor. Ama aslında amacımız aynı şeyler. Evet. Şimdi bizim bazı şeyleri aldık yani. Vay efendim bu konular seni mi ilgilendiriyor artık? Yani bu konular sen karışma. Hepimiz ilgilendiriyor. İşte ben de onu diyorum yani seni, beni, onu hepimiz ilgilendiriyor. Hepimiz bir şeyler yapmak zorundayız. Yani bu şu anki yapmış olduğumuz söyleyişi programımız yani umarım ki bir kişi bile tarikata ulaştırırsan biz onudan gerçekten mutlu olacağız. Ve hoşnut olacağız. Şimdi ben programı kapatmak falan vakti var. Zamanımız da bayağı kısıtlı. Ben Nurettin Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizi misafir ettiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Rabbim Türk İslam davasını yücelsin. Ve Türk İslam canını dalgandırsın. İnşallah. Peki bu dava kıyamet sabahına kadar sürecek. Evet. Onun için hepimiz kıyamet sabahına kadar mücadele edecek. Seni, beni yok. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sözü dost doğru yoktur riyası, zalimlerin korkulu rüyası. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen gider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen gider Recep Tayyip Erdoğan.